Melih Altınok, I Have a Dream, 1 litre, 140 TL. Özgür Özel geçen gün Balıkesir Belediye Hizmet Binası'nın açılışında yaptığı konuşmada geleceğin Türkiye'sine dair bir hayalinden bahsetti. Meğer söze bir hayalim var, I Have a Dream diyen Martin Luther King edasıyla giren Özel'in mütevazi hedefleri varmış. 1 litre rakıyı 140 TL yapacakmış. Oyun sonrası için bir hesap yaptığını anlatan Özel'in konuşmasının tamamı şöyle. Maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 100 lira. Hesap böyle. Ulaşım, kıyma ve pirzolaya indirim hayalini anlatırken seçmenden reaksiyon alamayan Özel, rakı deyince patlayan alkışlar içinse şunları söylüyor. Cümlenin sonu diye alkış oldu değil mi? Rakıyı duyunca olmadı yani. Demesinler, Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyorlar diye. Özel merak etmesin. Kimsenin rakı deyince heyecanlanan insanlara bir şey diyeceği yok. İçki içmenin yasak olduğu 1940'lar Amerika'sında ya da 21 yaş altındaki içki satmanın hapislik suç olduğu günümüz ABD'sinde yaşamıyoruz. En fazla içkiyi temel gıda maddeler arasında saymayanlar güler geçer. O kadar. Bence Özgür Bey'in asıl dert etmesi gereken yerel seçimlerde bir başarı yakalayıp ilk seçimlerde ülkenin başına gelmeyi vaat eden ana muhalefetin lideri olarak ortaya koyduğu vizyonun sığlığı. Yıl olmuş 2034. İktidarına talip olduğunuz ülkeye dair bu mudur hayallerinizin sınırı? Kemal Bey'e karşı hislerim karışık. CHP'yi rakı sofralarını kuranlardan temizleyeceğim derken partiden tasfiye edilen Kemal Bey geçen gün bir TV programındaydı. Ümit Özdağ'la arasında gizli bir protokol imzalandı mı? İçişleri Bakanlığı ve MİT Zafer Partisi'ne verildi mi sorusuna kesin bir dille hayır dedi. Hayır, iki tane protokol yapıldı. Birisi kamuoyuyla paylaşılandı, diğeri de daha sonra paylaşıldı. Yok böyle bir şey. İnternete girin, protokolü bulun. Böyle bir ifade var mı? Yok mu görürsünüz? Hatta ısrarlarından ötürü gazetecileri de azarladı. Ardından canlı yayın sırasında Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun yok öyle bir şey dediği imzalı metni sosyal medyadan yayınlamasını, Kemal Bey 2 dakika önce canlı yayında hayır yok öyle bir şey diyen kendisi değilmiş gibi bu kez de imzaladım ama bir sorun yayın dercesine şunları söyledi. Dikkatinizi çekerim. Altılı Masa adına imzalanmış bir metin değil. Altılı Masa da eğer kabul görürse bu metin geçerliliği olacaktı. Ben değil Ümit Özdağ yalan söylüyor demediği için Kemal Bey'i tebrik etmek mi lazım bilemedim. Zira diye de bilirdi. Yakılan Afgan işçinin mahkemesinden notlar. Zonguldak'ta çalıştığı ruhsatsız maden ocağında fenalaşan ve daha sonra ormanda yakılmış halde cesedi bulunan Afganistan uyruklu Muhammed Nortenli'nin duruşması görüldü. Sanıkların, hastaneye götürürsek başımız belaya girer. Bu adamın kimliği yok. Afgan zaten yakalım dedikleri kayda geçti. Sanık avukatlarının, duygusal davranmayalım. Birinin yakılması çirkin ama olmuş sözleri ve mahkeme dışında atılan göçmenler dışarı sloganları da. Boş yapma Nasrallah, Hizbullah lideri Nasrallah, dün yaptığı konuşmada militanlarına dağıttığı çağrı cihazlarını patlatan İsrail'e tehditler savuruyordu. Bütün kırmızı çizgiler aşılmış, bu saldırı bardağa taşınmış. Boş laf, siz önce bir militanlarınıza haberlesinler diye verdiğiniz iletişim araçlarını satın alacağınız şirketi araştırın. Güvendiğiniz Macar firmasının internetteki fotoğrafı bile tek başına Mossad'ın paravan şirketiyiz diye bas bas bağırıyor.